Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10-20 saatleri arasında sadece paket servis ve gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Saat 20'den sonra ise gel al hizmeti olmayacak. Sadece telefonla ya da online sipariş hizmeti verilebilecek. Haziran ayında atılan yeni normalleşme adımları kapsamında belini yeni yeni doğrultmaya çalışan esnaf son kısıtlamaların ardından kara kara düşünmeye başladı. Kanal 26'ya konuşan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, restoran sahiplerinin çok zor durumda olduklarının altını çizerek destek istedi. Yaklaşık 10 ay önce koronavirüsünde tanıştık. Tüm dünyada olduğu gibi şehrimizde de, Türkiye'mizde de esnafımızı çok ciddi etkiledi. Bütün sektörleri etkilediği gibi. Ama bizi çok ciddi etkiledi. 3 aya yakın kapalı kaldık biliyorsunuz. 3 aydan sonra dükkanlarımızı açtık. İşte yaralarımız sarmaya çalışırken işte geçen ayın 17'sinde tekrardan bir kararla dükkanlarımız yeniden kısıtlandı. Kısıtlı olarak çalışmaya bırakıldı. Yaklaşık 10 aydır kapalı olan esnaf arkadaşlarımız var. Hiçbir gelirleri yok. Çırpınıyorlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Bir sürü yatırım yapmışlar. Bunlarla ilgili bir takım kararlar alınmalı. Bazı yaygın görsel ve yazılı medyada sürekli lokantaları, restoranları hedef haline getiriyor bazı köşe yazarları veya konuşmacılar. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şunu belirtmek istiyorum bir kere, virüsün kaynağı biz değiliz. Yani burada bunu vurgulamak istiyorum. Kesinlikle virüsün kaynağı biz değiliz. Zaten pişirdiğimiz yemekler yüksek ısıda pişiyorlar. Virüs üretmeleri mümkün değil. Gereken sosyal mesafe kurallarına, dezenfektanlara vesaire tüm hijyen kurallarına uymaktadır esnaflarımız. Yani esnafımızın üzerinden tedbir, sadece esnafımızın üzerinden tedbir yürütmemeliler, yürütülmemeli. Bilen ayrıca Eskişehir'de 3000'in üzerinde işletme olduğunu belirtirken çalışanların direkt etkilendiğini söyledi. Odamıza bağlı 1000 tane ama 3000'in üzerinde ticaret odasına birlikte 3000'in üzerinde işletme var. Bunların tabii çalışanlarına birlikte yani bazı işletmelerde 30 kişiye yakın çalışıyorlar. En küçük işletmede 5 kişi çalışıyor. Burada bir aşçı yardımcısı, 2 tane garson, bir de işletmeci olmuş olsa 5 kişi. Yani biz bunu ortalama 7-8 kişiye tekabül ediyoruz. Yani 8 kişi 250 bin kişi aileye tekabül eder. Yani 100 binin üzerinde 25 bin aileden 100 binin üzerinde kişi bu sektörde etkileniyor bizzat direkt. Evet. Direkt etkileniyor. Bir de yan etkileri tabii yandan da tedarikçi firmalar, marketler, kasaplar, manavlar, bunların da tabii etkisi. Bu çok ciddi bir ekonomi. Yani bizim sektör bacasız fabrika diye nitelendiriyoruz biz. Sadece üzerimizden tedbir alarak bu iş çözülmez. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bize destek olsunlar, bize kulak versinler, bizi dinlesinler, birlikte çözelim. Eğer ne yapılacaksa, ne edilecekse bizler her zaman milletimizin bayrağının yanında yer almışızdır. Her zaman fedakarlık yapmışızdır. Yapmaya da hazırız. Ne gerekiyorsa esnaf sektörümüz bu konuda fedakarlık yapmaya hazır. Her zaman var. Ama birlikte bu işi çözelim. Kökünü kurutalım. Bunun kuluçka süresi neyse, kaç günse, yani kapatalım 15 gün, 20 gün, 1 ay neyse, dişimizi sıkalım, bu işin kökünü kurutalım, ondan sonra herkes işine baksın, yoksa biz bittik. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, esnaf borçların üzerinden nasıl geleceğini şu an bilemiyor, kiraların, elektrik giderlerinin hükümet tarafından karşılanması gerekiyor ve hükümetimizin acil kararlar almasını bekliyoruz dedi. Bunları nasıl ödeyeceğiz, bunun üstesinden nasıl geleceğiz bilemiyoruz. Burada çok acil, çok acil yetkililerimizden kiralarımızı kontrat üzerinden neyse herkesin kayıtlı kiralarımızı karşılamalılar.
elektrik giderlerimiz var. Çok ciddi elektrik giderlerimiz var. Defrizlerimiz, dolaplarımız dolu. Bunları karşılanmalı çünkü mahcup olmak istemiyoruz. Yani elektriğimiz falan kapanırsa ürünlerimiz de, orada sakladığımız ürünlerimiz, onlar da gidecekler bu süreçte. Dolayısıyla burada da bir zarara uğrayacağız. Bir de ikinci, ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. İleri bir tarihe denmiş. Bir tarih yok. Evet, bir de bu da var. Dolayısıyla elimizde halen işte ürünlerimiz var. Bunların tarihi geçme süresi söz konusu. Bunlarla ilgili de tespitler yapılmalı. Yani buradan hükümetimizden çok ciddi kararlar, acil, ivedi kararlar bekliyoruz. Yoksa zaten bitiktik. Toparlanması çok uçuruz değil mi? Kesinlikle çok ağır günler bekliyor bizi. Çok zor günler bekliyor.